Konyaspor 4 defa rakip kaleyi tutturuyor. 4'ü de gol oluyor. İkincisi Galatasaray 90 artı 4'te durumu 4-3 yapıyor. 99. dakikada karşılaşma bitiyor. Yani net olarak 5 dakika daha uzuyor karşılaşma. O 5 dakikada Galatasaray'ın yakaladığı ciddi bir gol pozisyonu yok. Bir tane ortaya kafayla indirilen işte Oğulcan'ın out çizgisinin dışından çevirdiği top var. Onun dışında bir pozisyonu yok. Bu bana çok ilginç geldi. Yani top, tüfek, her şeye gidersin. Zaten 4-3 olmuş. 5-3 olsa ne olacak? Sen en önemli senin o pozisyonlarda gol atabilen oyuncun Dong. Dong'u da 96'da evet. Çıkartıp Şener'i falan alıyorsun. Yani. Pek anlayamadım maçın sonunu. Şimdi Galatasaray camiasında panik olma sırası. Beşiktaş'la başladı ligde. Fenerbahçe panik oldu. Trabzon'da bir ara şeydi. Şimdi Galatasaray, Antalya beraberliği falan. Ama şuna dikkat edelim. Galatasaray'ın 22-23 kişilik ya da federasyona bildirdiği 30 kişilik kadrosunu yazdığın zaman en değerli, en önemli isim Muslera. Ve bu sene yok. O kadroya bildirilmedi ilk yarıda. Çok önemli bir oyuncu. Takımın patronu Fatih Terim yok. Savunmanın patronu, en önemlisi Marka yok. Takımın çimentosu dedik. Önemli tutkalı dedik. Arda Turan yok. Premier Lig oynamış, La Liga oynamış, Afrika şampiyonu olmuş Cezayir'de son şeyde. Ve bu sezonda fena bir form tutturmayan Feguli. Ön tarafta da UEFA Avrupa Ligi tarihine en çok gol atan adamı. Manchester United görmüş. Atletico Madrid'de Falcao yok. Şimdi bu kadar oyuncu olmayabilir. Ben 7-8 hatta 10 oyuncunun olmayışı problem. Ama çok kilitli isimler. Ama karşıda da yok. Karşıda da kaptan İsmail Kartal var. Kravets var. Sehiç var. Yani olmayanlar o kadar önemli yani değil demeyeyim de yerleri de olabiliyor. Şimdi Ahmet Çalık oynuyor. Ahmet Çalık Galatasaray'dan gitmiş. Orada Donk oynuyor. Stoper ama. Uğur Demirok Galatasaray altyapısından yetişmiş. Penaltı golünü atıyor. Şimdi genel olarak baktığımız zaman Galatasaray'ın olmayan isimlerin bu haftaya denk gelmesi bu mağlubiyeti getirdi bence. Galatasaray böyle seri olarak 3 hafta üst üste 5 puan, 8, 9 puan kaybedecek yapıda bir oyun oynamıyor. Dün de oynadığını düşünmüyorum. Çok savunma hatası yaptı. Konya Spor'da bulduklarını attı. Aynı Beşiktaş maçındaki, Fenerbahçe maçındaki gibi. Fenerbahçe bir gol atmış olsa o karşılaşmayı rahat kazanırdı. Burada da Galatasaray bir ya da iki tane kilit oyuncusu olmadığı için bence kaybetti. Yani biraz Galatasaray camiasının özellikle sosyal medyada abartı içinde olduğunu düşünüyorum. Buna Fenerbahçe düştü bu tuzağa. Kendi içerisinde hocasını gönderdi, oyuncuları gönderdi. Tisserand çöp, Lemos çöp, Sisse çöp, herkes çöp oldu. Şimdi Galatasaray'ın biraz sakin olması lazım. Luyendam'a bir hata yaptı, doğru. Olabilir, yapabilir. Luyendam'ı bir seyredin Fenerbahçe Galatasaray maçında. 0-0 biter. İki tane maçın en iyisi var. O kadar kötü maçtı ki. Fenerbahçe adına Ozan Tufan, Galatasaray adına Luyendam'ı.